zaman çizelgesinde oluşturabileceğimiz temel olarak üç farklı tipte kare bulunmaktadır. Bunlardan ilk olarak boş anahtar kareyi göreceğiz. Flash'ta yeni bir katman oluşturduğumuzda bu katmanın ilk karesi boş anahtar kare şeklinde oluşturulmaktadır. Boş anahtar kareler içerisine bir çizim yapıldığı zaman otomatik olarak anahtar karelere dönüşürler. Şimdi bunu hemen gözlemleyelim daire ya da dikdörtgen aracımı aldım. Şu anda katman 1'deyim. Kalemim katman 1'de ve katman 1'in birinci karesi boş anahtar kare şeklindedir. Bu katmana herhangi bir çizim yaptığım zaman bu katmanın birinci karesi boş anahtar kareden anahtar kareye dönüşecektir. Anahtar kareler zaman içerisindeki değişimi belirleyen karelerdir. Dolayısıyla animasyonlar için oldukça önemlidir yeni bir katman oluşturduğumuzda bu katmanın ilk karesi de otomatik olarak boş bir anahtar kare olarak oluşturulacaktır. Zaman çizelgesindeki katmanların karelerine bakarak o katman içerisinde bir içerik olup olmadığını anlayabiliriz. Biraz önce de belirttiğim gibi eğer herhangi bir katmanın içerisinde bir içerik varsa boş anahtar kare anahtar kareye dönüşecektir. Şu andaki örneğimizde baktığımızda katman 2'nin ilk karesinin boş anahtar kare olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla katman 2'de herhangi bir içerik olmadığını anlayabiliyoruz. Şimdi katman 2'yi seçelim ve katman 2'nin içerisine de farklı renkte bir dikdörtgen çiziyorum. Şu anda birinci karesi boş anahtar kare. Çizimi yaptıktan sonra birinci karenin anahtar kareye dönüştüğünü gözlemleyebiliyorum. Zaman içerisindeki değişimleri anahtar karelerle yaparız. Zaman içerisindeki değişimi anlayabilmek için ikinci katmanımı sileyim. Ve tek bir katmana düşelim. Layer 1 katmanımın uzunluğu bir kare ve ilk karesi de bir anahtar kare yani bir keyframe. Bu katmanın uzunluğunu arttırmak istediğimiz zaman üçüncü türdeki kare tipinden faydalanırız. Bu karemizin tipin ismi karedir yani framedir. Herhangi bir katmanın varlığını uzatmak istediğimizde frame yani kare tipindeki kareleri kullanırız. Katman birimizi, layer 1 bir katmanımızı yani 30. kareye kadar uzatmak istiyorum. Bu işlemi yapmak için 30. kareyi seçiyorum. 30. kareyi kadran üzerinden yani zaman çizelgesi üzerindeki numaraların bulunduğu yerden seçmiyorum. 30. kare ile katman birin kesiştiği noktayı seçiyorum. Sağ fareyle açılan menüden Insert Frame seçeneğini kullanarak katman birin varlığının bir kareden 30 kareye kadar uzatılmasını sağlıyorum. Şimdi zaman çizelgesinden birinci kareyi seçelim ve cismimin konumuna bakalım. Aynı konumda. Bir de 30. kareyi seçelim. Cismimin konumuna bakalım. 30. Konu, 30. karede de aynı konumda. Daha önce de belirttiğim gibi cisimlerin zaman içerisindeki konumlarını ve varlıklarını belirleyen kare türleri anahtar kareler yani keyframe'ler. Şu anda katman 1'de bir tane keyframe var. Bu da birinci karede bulunmakta. Dolayısıyla 30. karedeki cismi seçersem ve farklı noktaya taşırsam cismin birinci karedeki konumu da otomatik olarak değişecektir. Çünkü anahtar kareler cisimlerin konum ve benzeri bilgileriyle beraber varlıklı, varlık bilgilerini içeren tüm bilgileri içermektedir. Ya da birinci karedeki cismi seçip farklı bir noktaya taşıdığım zaman cismin 30. karedeki konumu da 1. kareyle aynı olmaktadır. Bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. 30. kareyi seçtiğim zaman ve cismi taşıdığım zaman tüm anahtar kareleri içeren bu karelerin otomatik olarak seçildiğini görebilmekteyiz. Benzer bir şekilde 20. kareyi seçip cismi taşıdığımız zaman cismin 1. 20. 30. karedeki konumları da değişmektedir. Çünkü bu konumların hepsi 1. karedeki anahtar karede tutulmaktadır. O zaman cismi 30. karede farklı bir konumda yer almasını istiyorsak 30. karede bir anahtar kare oluşturmamız gerekmektedir. 30. kareye anahtar kare oluşturabilmek için 30. kareyi katman 1'de seçtikten sonra sağ fare ile açılan menüden Insert Keyframe seçeneğini seçiyorum. Ve 30. kareye bir anahtar kare oluşturuyorum. Artık 30. karedeki cismin konumunu 1. kareden bağımsız olarak belirleyebilmekteyim. O zaman cismin 1. karedeki konumunu seçiyorum. Cismi farklı bir noktaya taşıyorum cismin 5. 10. 15. 20. 25. hatta 29. karesindeki konumu 1. karedeki konumla aynı. Ancak 30. karede bir anahtar kare oluşturduğumuzdan dolayı cisim burada yeni özelliklere sahip olabiliyor ve farklı konumda gözükebiliyor.